Yerel seçimler önemlidir. Yerel seçimlerde yerel konuşur. Ama tumturaklı tumturaklı üst perdeden konuşanlar varsa bilin ki yamukları var demektir. Hem kazanacağız hem de yamukları, yamuğu olanları bu sistemin dışına atmak için ayna görevi göreceğiz. Muhalifmiş gibi görünen, işte Sayın Erdoğan'a birebir düşmanlık ettiğini iddia eden, Sayın Erdoğan'ı kendine birinci derecede düşman ilan edenlerin aslında oraya çalıştığını, bu dille oraya çalıştığını, buraya çalışmaya devam ettiğini, bu sistemin devamı için gayret ettiğini ayna tutacağız ve Türkiye'ye bu insanları anlatacağız, göstereceğiz. Demli kafalarla da beraber değiliz. Olmayacağız. NATO'ya İsveç'in, Kur'an-ı Kerim yakan İsveç'in, her haftada bir Kur'an-ı Kerim yakan İsveç'in, yakılmasına müsaade eden İsveç'in, PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına parmak kaldıran, el kaldıran, evet diyenlerden olmadık olmayacağız. Ama o mecliste Sayın Öcalan diye konuşuyor o demli kafalılar. O demli kafalılardan oy bekleyen demlenmişler ise karşılarında hazır olda duruyor. Biz ne onlardan olduk ne de bunlardan olacağız. Bir tarafta AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel başkanı. Diğer tarafta da Yeniden Refah Partisi ve parti genel başkanı Fatih Erbakan. Şimdi genel başkanlar düzeyinde bir düşmenin olması bekleniyordu biliyorsunuz. Şimdi yerel seçimlere giderken bir işbirliği olacak mı, olmayacak mı diye. Ama gelen son haberlere göre o görüşmeden önce, biz gözümüzü o görüşmeye çevirmişken ondan önce şimdi yeniden heyetler bir araya gelecek. Bu arada dördüncü kez bir araya gelecekler, onun da altını çizelim. İşte bu konu hakkında, bu önemli konu hakkında Genel Başkan Yardımcısı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz yayınımıza konuk oldu. Halk TV yayınına konuk oldu ve çok net bir mesaj verildi AKP'ye. Şöyle denildi: İttifak isteyen fedakarlık yapmayı göz önüne almak zorundadır. Biz pazarlık yapmıyoruz. AK Parti yöneticileri bize gelip ittifak yapma teklifinde bulundukları için biz bunu bir müzakere olarak yürütüyoruz. Öncelikle bizim AK Parti'nin desteğine ihtiyacımız yok. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Biz kendimize güvenen bir partiyiz. Özgüvenli bir partiyiz. Biz bunu genel seçimlerde de zaten kendi listelerimizle girmek üzere kamuoyuyla paylaşmış olduk ve göstermiş olduk. Biz AK Parti yöneticilerine bize ilk yapmış oldukları toplantıda teklifleri itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclis üyeliklerinin verilmesiyle alakalı bir paylaşım yapmışlardı. Biz de bize böyle bir şekilde gelmeyin, biz sadece büyük şehirlerde meclis üyesi almak suretiyle buna evet demeyiz. Çünkü biz zaten bu büyük şehirlerde, yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de meclis üyesi çıkartabilecek güce sahip bir partiyiz. Sizin bize hem parti teşkilatımızın hem de bizim genel merkez olarak kabul edeceğimiz tekliflerle gelin. Siz bize öyle bir teklif getirin ki biz bunu kabul edebilelim. Yani ittifakı isteyen taraf bazı fedakarlıkları göze almak durumunda. Alamıyorsa ittifak için istekli değil demektir. Mutlaka. İşte nedir o? Yani ittifak olmazsa ne olur? Herkes kendi yoluna gider, kendi adaylarını çıkartır. Vatandaş da ona göre karar verir. Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen seçim takvimi de işlemeye devam ediyor elbette. 31 Mart yerel seçimine katılacak partilerin oy pusulasındaki yerler kurayla belirlenecek. Detaylar şöyle: YSK'nın açıkladığı takvime göre 27 Ocak Cumartesi günü, yani yarın saat 14'te kura çekimi yapılacak. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek. YSK 36 partinin seçime katılma yeterliliğine sahip olduğunu duyurmuştu daha önce, hatırlayacaksınız. Ancak Yenilik Partisi mahalli idareler genel seçimlerine katılmayacağını bildirdi.
Evet, oy pusulası belli oluyor. Geri sayım devam ediyor. 65 gün kaldı yerel seçimlere ve biz elbette artık isimler de netleştikten sonra peyderpey tabii. Hani bugün mesela CHP'den önemli isimleri duyacağız. Memleket Partisi İstanbul için 3 aday adayımız var, karar vereceğiz dedi. Yeniden Refah Partisi ne yapacak bilmiyoruz hala. Diğer taraftan DEM Parti'den bekliyoruz açıklamayı. Ama şimdi vaatler açıklanınca biz de bir bakalım dedik, kıyasla yapalım. Şimdi Murat Kurum dün bildiğiniz gibi Haliç Kongre Merkezi'ndeydi. Orada yeni dönemde eğer kendisi İstanbul'un yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olursa neler yapacağını anlattı. Tek tek biz de inceledik ve bazı benzerlikler bulduk. O benzerlikleri şimdi ekranlarınıza bir getirelim. Arada tabii yıllar var. 2019 yılındaki vaatler Ekrem İmamoğlu'nun. Bu tarafta gördüğünüz diğeri de Murat Kurum'un dün yaptığı açıklamalar. Değindikleri kadar değinmedikleri de konu oldu. Mesela Kanal İstanbul, ona da birazdan geleceğim. Şimdi 2019 yılında Ekrem İmamoğlu metro ağını genişletme vaadinde bulunmuştu. İstanbul'daki trafik sorununun çözülmesi gerektiğini elbette hatırlatarak. Aynı hatırlatmayla birlikte Murat Kurum da metro hattını uzatma vaadinde bulundu. Tabii İstanbul'un temel problemlerinden biri trafik olunca her adayın elbette buna dair bir çözüm iddiasını ortaya koyması gerekiyor diye bilirsiniz ve haklısınız da, ama böyle bir benzerlik var. 500 kilometre bisiklet hattı vaadi vardı 2019 yılında. Ekrem İmamoğlu'nun önemli bir bölümü hayata geçirildi. Murat Kurum da şimdi bugünün Türkiye'sinde 2024'te aynı vaadi biraz daha genişleterek devam etmiş. Demiş ki bisiklet yolunu iki katına çıkaracağız. Anne kart bildiğiniz gibi dünden bu yana çok konuşuldu. Hatta baba kart Murat Kurum'un da yeni vaadi diye biz de haberlerimizde paylaşınca bununla ilgili yalanlamalar geldi. Hayır, böyle bir cümle kullanılmamıştır diye, ama en nihayetinde Ekrem İmamoğlu'nun çocuklarıyla birlikte annelerin belli bir yaşa kadar ücretsiz seyahat etmelerinin önünü açan, o hakkı tanıyan kartın bir benzeri artık babalar içinde olacak. Böyle bir benzerlik var. Kadın istihdamı için emek ofisi yine Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biriydi. Şimdi aynı şeyi 2024 seçim vaadi olarak Murat Kurum söyledi. Kadın işverenlere destek. Asansörlü otopark sisteminden bahsetmişti Ekrem İmamoğlu. Önemli bir bölümü hayata geçti. Güvenli ve ucuz otoparktan yine seçim vaadi olarak dile getirildiğini gördük biz Murat Kurum tarafından. Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerinden biri 150 kreş. Bu mesele o zaman konuşulmuştu öncesinde, sonrasında da şimdi baktığımız zaman hemen hemen neredeyse bu sayıya ulaşıldı. O zaman hiç kreş yoktu 2019 yılında, yani çok azdı. Şimdi yine biz Murat Kurum'un her mahalleye kreş vaadinde bulunduğunu görüyoruz. Yani daha önce Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen önemli bir kısmı başarılan vaatler biraz ileriye taşınmış. Ya iki katına çıkarılacak ya işte 150 kreş her mahalleye olacak gibi. Şimdi bir de şu var, işte bunlara siz kopya mı dersiniz, ilham mı dersiniz, onu size bırakayım. Ya da İstanbul'un temel ihtiyacı zaten bu mu dersiniz. Bir de engellenenler var. Yani Ekrem İmamoğlu'nun aslında yapmak istediği, bunun için bir takım engellerle karşılaştığı için yapamadığı o vaatler, o hizmetler, biz görüyoruz ki Murat Kurum'un vaadi olmuş. Mesela Beylikdüzü metrosundan bahsetti dün yine Murat Kurum'da. Ekrem İmamoğlu'nun zaten vaatlerinden biri bunun sorunsuz bir şekilde işler hale gelmesi. Fakat son kertede karar Cumhurbaşkanlığında imzada bekliyor. Bir metrobüs vaadi yine biz duyduk Murat Kurum'dan, sayının artırılacağına dair. O 300 metrobüsle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları yapıldı, hazırlıklar tamam, ama yine Cumhurbaşkanlığında imzada bekliyor. Bir otobüs ihalesi var. Bu da UKOME'de bekliyor açıkçası. UKOME'de ortak karar da alınmış olmasına rağmen hükümet temsilcilerinin imzasını beklediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir tarafta birebir aynı vaatler, diğer tarafta da bir şekilde engellenen, işte imzada bekleyen, hizmetlerin yapılması için imzada bekletilenlerin bir vaat olarak karşımıza geldiğini gördük. Şimdi bunu konuşmak istiyoruz. Tabii burada nasıl bir strateji var? Siyasal iletişim açısından baktığımız zaman ne manaya geliyor? Artı bir araştırma genel müdürü Hüseyin Çalışkaner yayınımıza katılıyor an itibariyle. Hemen kendisine bir merhaba diyelim. Hazır değil mi yönetmenim? Evet, merhaba, hoş geldiniz yayına.
Merhabalar Bekir Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olunuz. Biz çok özet bir şekilde ekrana yansıttık aslında. Daha fazlası da var, onları da sözlü olarak aralarda sizinle ve izleyicilerimizle paylaşacağım. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyoruz? Şöyle Buket Hanım, bugün aslında 2023 seçimi.